taraf meselesi gerçekten garip sizin de söylediğiniz gibi. Neden birisi birisine, yani bir erkek bir diğer erkeğe fotoğraf atar hani... Çok, Müge Hanım. Yani bir mesele yoksa mantıklı değil. Öncelikle günaydın diyorum. Günaydın. Müge Hanım, günaydın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bu şansla, ben fotoğrafı bana neyi gönderdi ben bilmiyorum. Ben fotoğrafta görmedim. Yemin ediyorum ben fotoğrafta da bir bilgim yok. Bu bayan, bana bayan mı da bana fotoğraf gönderecek bir şahıs? Ben onu anlayamadım yani. Niye fotoğraf göndersin bana? İşte bilmiyorum, ben gönderdi demiyorum. Göndermiş, tespit edilmiş, onun üzerinden konuşuyoruz. Yani paraziye bir şey konuşmuyoruz yani sonuç itibariyle. Tamam, hani hadi gönderdi diyelim yani. Niye gönderdi ama? Bana sebep ne ki? Niye gönderecek bana fotoğrafını ama? Bana hani şimdi... desen ki bir bayan arkadaşım olsa bana resim gönderse kabul ederim. Niye yollanır? Hani üzerinde bir şey, yani bir aranızda bir mevzu olur da yollanır. O mevzuyla ilgili. Bak Ümit, ben hani hep atıyorum Rize'ye gelmek isterdim. Bak Rize'deyim. Atarsın. Ay biliyor musun, hep bu gömleği almak isterdim. Ya da sen bana bir gömlek gönderdin. Bak giydim, çok teşekkür ederim. Hani çeker atarsın. Ama durup dururken birinin, kadın ya da erkek ama birinin bir diğerine al bir de ben de kendimi çektim gönderdim demesinin hiçbir mantıklı izahı yok. Ya Müge Hanım, bak şimdi resim gönderdi göndermedi. Bak ben resim bilmiyorum. Bak ben görmedim. Benim telefonuma gönderdiyse bilmiyorum. Bir. Yani şimdi benim tek anlamadığım şey, yani bu kadar benim üstüme bu olayların gelmesi sebebini ben anlayamıyorum. Sebebi? Benim bir olayla bir alakam hayır, yok. Hayır, sebebi ben çok illerle, belli. Ben, bak benim oradakilerle bir işim yok. Sebebi Hüseyin'in belli, seni orada gördüğünü söylemesi yani. Senin buraya ilk başta gelmenden itibaren. Bir dakika Müge Hanım, Hüseyin niye öyle dedi ama? Müge Hanım, Hüseyin niye öyle dedi? Belki baba... yön şaşırttı. O adam Hüseyin'in oradan beri... Bak Müge Hanım, o adam evet. Hüseyin'e yakın yerde oturuyor. Belki Hüseyin işin içinde. Olamaz mı? Vallahi olabilir. Peki çünkü... ben bu adama demiş miyim? Bana demiş mi? Şu... Olabilir çünkü... Bana demiş mi? Ben gel şuraya mal götürelim. Gel şurada şu var. Bu bak Müge Hanım. Telefonda ben buna demiş miyim? Bana gel şuraya bir yere mal götürelim. Gel şurada birisi var. Şunu görelim. Ya da bir yerde görüşmüş müyüm? Yani bana bunları söyleyin bana. Sen bana resim atmış. Benle konuşmuştu. Ben seninle konuşuyorum şu an. Var mı bir sıkıntı? Nereye nereye bağlı? Yani yarın bir gün... Sen şimdi benim suç ortağım mı olacaksın yani benimle görüşür diye? Yani ne konuştuğumuzla alakalı tabii. Ha tamam, benim telefonumda var mı görüşmem? Şuraya gidelim şunu yapalım, buraya gidelim bunu yapalım. Yapmış mıyım yani Müge Hanım? Ya önemli olan bana bunlarla gelin yani. Ben bak size bir şey dediğim yok. Yani Fahrettin bilin nedir? Çıkıyor orada yani kahkaha gülüyor orada. Ya fısıldı bir adam. Ben senin acın var acını biliyorum. Çok ananızı seviyorsunuz madem. Beni anasına alır anasına evinde bakar. Kız kardeşinin gözleri kör. Ananı yaşlı ihtiyar. Anladınız mı? Yani şimdi burada Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi hırsızın hiç mi suçu yoka geldik yani? Ya, kimin? Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi yani adamın evine girmiş hırsız, kapını kapasaydın, camını örtseydin falan, o da demiş ya hırsızın hiç mi suçu yok. Yani herkesin de sonuçta ülkede yaşam özgürlüğü... Hırsızın suçu var tabii, olmaz mı? Adamın tamam. En büyük suçu, adamın yaşam en büyük suçu zaten şey ailesini var. Yok etmesi. Ya Müge Hanım, biz acısına en fikrim ortağım ama yok benim düşüncelerim isterim var. Ben bana isterle gelmeyeceksin kardeşim. Bana gerçek gönüllü geleceksin. Ben yaptıysam sana suçunu, sen benim eğer gördüysen, benim yakalan, benim varsa bir şeyim. Benim bu adamın, bak Müge Hanım en kısasını söyleyeyim size. Ben size 50 kere dedim ama siz anlamıyorsunuz. Bu adam bana demiş mi, ahırındaki adamlar demiş mi, bu Ümit kardeşim bak. Önce bunları önce kafaya beyine koy. Şimdi, ben mantıkla iş yürütürüm şimdi beyinle. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, bir dakika dinle, bir dakika dur sinirlenmeden dinle. Ben de açıkçası neden bu hamile inek meselesinde senin isminin ortaya atıldığını, çünkü bu aslında Mustafa ile Mehmet Ali arasında geçen bir mevzuyken, neden Mustafa ile Ümit arasında geçirildiği bize ihbar edildi onu anlayamıyorum bir. Yani burada Ümit'i birileri hep işin içine çekmeye çalıştı. Evet. Ama çekmeye çalışanların ben asıl bu cinayetlerde parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka türlü aklın yolu bir. Başka türlü olmaz. Ben mi düşünüyorum Müge Hanım? Zaten mikrofonu ben alır sana mısın? Onu aktarıyorum. Bak Kevre'ye kızıyorsun, gelen telefonları söylüyor diye ama bak bu sefer şimdi hoşuna gidecek bir şey söyleyecek. Müge Hanım. Evet. Hafta sonu bizi, yani biz Hüseyin Akçam'la daha önce konuşmuştuk Mehmet Ali ile ilgili olarak. O Mehmet Ali'yi tanımadığını söylemişti ama hafta sonu pazar günü bütün bir gece ve gündüz aradı. Ama o yine ısrar ediyor Müge Hanım, yok Ümit Bey ile ilgili olarak söylüyor yani. Ne diyor? O diyor ki Ümit Bey de
ve Murat da diyor ben diyor size anlatamıyorum diyor, programı da seyrediyorum diyor ama diyor onların bağlantısı var ve ben evin önünde onları gördüm. Beni tehdit ediyorlar diyor. Beni tehdit ettikleri için biz korkuyoruz, konuşamıyoruz ama katil Ümit Bey ve Murat Bey şeklinde konuşuyor. Ama ne tehdidi? Burada geldi söyledi sonra bir reklam arasında diye şimdi mi? Ümit'le yan yana değildi ki, hiç tehdit eden de olmadı. Geldi burada anlattı, Ümit katil dedi Şekerköseoğlu ile ilgili. Sonra Ümit onun hiç, ben hatta Ümit'i arkaya aldım. Siz aldınız, kimse kimseyi tehdit de etmedi. Sonradan dedi ki özür dilerim, fikrimi değiştirdim dedi. Çok korkuyoruz biz diyor, bizim oraya geldi evet, diyor. Köye mu? Geldi ve çünkü sizi öldüreceğim dedi diyor. Çünkü ben bu işin içine. Sen Hüseyin'i dövdün köye mü? Köye gitmiş mi Müge? Bir de onu araştırın. Sen Hüseyin'i dövdün gördüysem, mü? Gördüysem Allah Kur'an çarpsın. Dövdün mü, dövdün mü? Yok dövmedim, ne gördüm ne dövdüm. He. Yok dövmedim. Yani o şimdi işte gene pazar günü... Dövmüş müyüm onu? Bilmiyorum işte, soruyorum yani, tehdit ediyor musun diye. Hani sen ya da... Ya Müge Hanım, yemin ediyorum görmedim. Adamlar zaten biri köye geldi mi duymuşlar köye fındık toplamaya. Adamlar piyasaya çıkmıyor zaten. Niye piyasaya çıkmıyor adamlar ya? Kim piyasaya çıkmazmış? Sen atlar dedik mi sana? Sen benim muhatabım dedin daha. Tamam. Sen kim muhatap, senin muhatabın kim? Mehmet Ali mi senin muhatabın? Tamam, benim muhatabım ver. Müge Hanım. Tamam, verme cevap. Tamam, verme. Teşekkür ver. Ederim Gül. Ne bileyim ver abi. Tamam, o zaman onunla konuş. Müge Hanım'la konuş o zaman. Ya canım onlar da şey yapıyorlar. Sen şimdi ben onları... Sen onunla konuşacağım. Sen kimsin de seninle konuşacağım? Hayır, sen ama onları itham ederek söylüyorsun. Diyorsun ki ben köye geldim fındık toplamaya. Herkes köyde dışarı çıkmıyordu deyince o da diyor ki biz... Fındığımızı topluyorduk, senden kaçmadık demek için söyledi yani. Ben zaten kimse benden kaçtı demiyorum ki Müge Hanım. Öyle ben kaçtı dedim mi? Öyle ben mi? Adamları hiçbirini görme bile görmedim. İşte biraz senin ama anlatımlarından... Ben bir tek Zekire'yi Tanrı Pazarı'nda gördüm. Bir tek Zekire'yi gördüm bak. Bir tek Zekire'yi gördüm. Heh, ona ne yaptın? Ona da gidip de niye böyle lan dedin, niye böyle ettin demedim. Anladım. Peki neden sence hala, ya bakın ben bunu size de soruyorum, siz merak etmiyor musunuz? Ben neden bu Hüseyin Akçam'ın, neden sürekli Ümit ve ailesini ortaya... Ya Müge Hanım, sana anlatabilir miyim? Yani bir dakika, ben bunu Recai Beylere de sormak istiyorum. Hı-hı. Neden böyle bir şey söylüyor? Yani silah Mehmet Ali'de çıkıyor. Mehmet Ali diyor ki ben onları tanımam diyor. Ama Hüseyin Akçam hala daha onlar oradaydı, Mehmet Ali değil diyor. Bakın Müge Hanım, dün değil, öğlesi gün yine ben köyden muhtarımı da sıkıştırıyorum. Benim muhtarımı da. Etrafımda insanlara ben, inanın bana çokları bana kızıyor, kızıyor bile. Sen bilip bilmeden bir şey atıyorsun. Ben bilip bilmeden değil, ben bu işin dallarını arıyorum. Ben bu işin budaklarını arıyorum. Hadi katil yakalandı, hadi katil yakalandı diyelim. Peki buna bir bilgi veren kim? Hüseyin Akçam yine... köyün adamı işte. Hüseyin Akçam yine gitti karakola ifade vermiş. Yine ifade vermiş karakola muhtarla biri beraber dün. Ne demiş? Yine ben Ümit'i gördüm. Geri diye söylemiş yine şeyde. Şekerköseoğlu kapısında. Kardeşim benim o zaman kamera kayıtlarım var, kamera. Köyde kameram var da kayıt olacak. Kıyma mı? O ne lan? Doğru, etle uğraştığı için o. Etle uğraştığı için aklına mı gidiyor? Ya o yani, adam delikanlı ol. Bak Recai delikanlı. Adam gibi konuşuyorsun. Ben adam gibi konuşuyorum burada. Ben nasıl ya konuşuyorum şey burada? Ya bir şey söyleyeceğim. Recai Bey niye konuşsun ki onu? Bak ben yine konuşuyorum. Ya biz Hüseyin'i buraya getirseniz, biz Hüseyin'e yüklensek. Bir dakika ya. Doğrusunu söylemiyor ki zaten. Sürekli aynı şeyi söylüyor. Hüseyin buraya da gelse, biz ona yüklensek. Zekeriya'ya yüklendik, Hüseyin'e aynı şekilde yüklendik biz burada. Buraya da gelse aynı şeyi sorsak nasıl yüklenmedik? Abi karakol kaç defa ifade verdi bana. Aynı şeyi söylüyor. Ha Mehmet Ali, ha Hüseyin Akçam. Sen benim muhatabın değilsin kardeşim. Tabii hiç kimse senin muhatabın değil, babam da delikanlı değil zaten. Senin muhatabın kim o zaman? Hayret bir şey. Ay tamam neyse ya. Baba değil de beni anlatsa delikanlı gibi konuşuyor. Delikanlı gibi konuşuyorum tabii ben. Ben diyorum ki bizim işimiz burada cinayet çözmek. Etrafta bilinen bilgiler, geride kalan dallar toplansın diye yazıyorum. Ama bak. Beni suçluyorsun, beni. Ben ama, seni suçlamıyorum. Ama Hüseyin Akçam'ın üzerinde de durun. Duruyorum. Çünkü. Ben yine duruyorum Müge Hanım, yine duruyorum. Cesedin yerini aslında işaret eden o oldu.
Arabaların geçtiğini söyleyen... Yani ben değilim bir adam, her şeyi söyleyen o zaten. Arabaların geçtiğini söyleyen, bizim Şeker teyzenin cenazesini o tarafta aramamıza vasıta olan kim? Hüseyin. Sonra gördüm deyip bütün Ümidi ve sülalesini sayan kim? O. Ama şimdi silahlar Mehmet Ali'de çıkıyor. Bak Mehmet Ali ortağın Mustafa'nın üzerine atıyorsa her şey. Artık şimdi bak Mehmet Ali içeri giren çıkan adam. Artık Mehmet Ali içeriden çıkamayacağını bilir. İstediği kadar desin o orada bu orada olun. Peki o da eğer suç ortağıysa Mehmet Ali'nin, Ümit ya da Ümit'in ailesinden biri. Neden onların da ismini vermesin? Verir. Onu işte ona sormalı lazım. Yine gitti ifade verdi. Ben yine gönderdi gitti. Yine götte karakola yine karakol komutanında ifade verdi. Bir şey verdi. Daha söylüyor Kevriyan. Müge Hanım, cuma günkü yayınımız sırasında biz Mehmet Ali Bey'in abisinin yanındaydık. Mehmet Ali Bey'in oğlu amcasını aramış, beni babam aradı demiş. Müge Anlı'ya da fax çekti. Öyle bir fax bizim elimize ulaşmadı, bekliyoruz ama konuşmak istediğini belirtmiş. Ve Ümit, oğluyla daha sonra biz de konuştuğumuzda Ümit ve Murat'tan bahsetmiş ama telefon kesilmiş. Yani Ümit ve Murat benimle birlikte mi ya da değil mi onun cevabını alamamışlar. Pazar günü araması gerekiyordu ama Mehmet Ali Bey Trabzon cezaevine sevk edildiği için arama günleri değişmiş. Kendi ailesini arayabilme günleri. O yüzden bunu öğrenemedik. Biz de bekledik pazar günü arayacak diye. Şimdi fax çekmesini ve kendi çocuklarının aramasını bekliyoruz. Tamam o zaman cezaevde yardımcı olsun fax çekmesi için. Adam sonuçta yani soruşturmanın evet. Selayeti için bir bilgi verecek. Onların açısından da önemli. Evet. Buradan da rica edelim. Fax çekecekse çeksin faxını. Efendim. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Size şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Ben bu işin içinde olsam, cezaevine girsem, ben zaten ömür boyu ceza etsem bileceğim. Seni niye yakmayayım ben ya? Niye Ümit dışarıda dursun derim. Ben demem mi bunu? Bana bence de öyle yani. Sen yani bana ne karın olacak? Bana ne karın olacak cezaevinden? Hüseyin yaptığı şeyin belki Mehmet'le beraber dümeni işi çevirdi bu tarafa. Ya canım ay sen de bir şey söyleyeceğim. Ümit mi bakacak Mehmet Ali'nin çocuklarına? Ümit kendine daha. Bakmak için uğraşıyor. Ümit nerede kime bakacak yani? Yani kendime bakamayan adamım ben. Kendime bakamayan adamım ben kendime. Ben bu yaşta bana ailem bakıyor. Anam babam bakıyor. Mehmet Ali kimde? Ben Mehmet Ali'nin çocuklarına bakacağım canım. Yani Mustafa da bakar diye düşünür ama cinayetleri Mustafa'nın üzerine atmış. Bilemiyorum yani bu da bu konu çok Müge Hanım, ben yani. Sana bir şey diyeyim mi Müge Hanım? Ben Mustafa'yı dahil tanımıyorum. Bak Mustafa'yı var ya. Daha televizyonda bile resmini görmedim adamı. Tanımıyorum şu an. Ama bu kadar sevmiyorum diyen adama da diyorsun ki kardeşim aradı alkol al gel dedi yani beraber içecektiniz. Geldi mi alkolünü alıp? Ben içmeyecektim ben. He. Ben içmeyecektim kardeşim içecekti. Bence ondan ben içince sen de bir... Bak Müge Hanım benim karım. Bakın şimdi Müge Hanım benim telefonumla kardeşim konuşabilir anladın mı? Ama bak onu bak Mehmet Ali aradığını bak kafadan söylemedi. Sonradan söyledi bir. Şimdi arayabilir. Bak ben ne diyorum sana eşinin hanımının dayısıymış. Ben dayısının dayısı ne olur biliyordum. Ama öz akrabasıymış yani. Şimdi bir. Şimdi ben benim kardeşime diyemem ki niye aramadın. Niye aramıyorsun ya da niye arıyorsun. O hakkım yok çünkü. Çünkü bunun eşiyle beraber bir akrabalığı varsa adam konuşabilir. Ama benim bana derseniz ki Ümit. Sen bu adamla telefonda görüşüp şuraya gel, şunu yap, bunu yap dediniz çıkarsa ben kabulüm buna. Ben kabul ediyorum diyorum sana. Yani şimdi sadece hani lokal olarak Şeker Keseoğlu'nun cinayetine de bakarsak eğer. Yani şimdi iki tane inek için. Evet. Yani Ümit, Murat, evet. Babası, kayınpederi, Mehmet Ali, Mustafa yanında çalışanlar. Yani 10 kişinin de gidip şunu iki tane ineği ne... Çalmak için bu kadar bir çabaya gerek var. Ne de paylaşımda paylaşım olmaz. Evet. Fakat Şeker Köseoğlu'nun cinayetinde kim gittiyse bunlarla farklı biri gitti ki bu kadın öldürüldü ve başka tamamen bir yere atıldı. Farklı bir yöntem kullanıldı burada. Farklı burada. Bir yöntem. Şey evet. Ben hep diyorum Şeker Köseoğlu'nu buradan ayırt ediyorum. Kim gittiyse yani Mustafa ile Mehmet Ali'nin zaten kestiği bu ineği belli. Derisinden ifadelerini ama de anlatmış. Orada farklı biri var. Yani orada cinayet daha evvelde cinayet işleyen o yaşta bir kadını hiç gözünü kırpmadan öldürebilecek karakterde olan sonra elbiselerini çıkartıp başka bir yere taşıyabilecek zekasızlıkta olan ne diyeyim artık yani çünkü hiç mantıklı değil. Falan orada başka birileri daha var. Ya da kendince buna bir mantık oluşturmuş biri de olabilir.
Yani ilişkinin dinamiği farklı olduğundan dolayı Şeker teyze ile öldüren kişi arasında farklı bir ilişki dinamiği oluştuğunda bu davranış belki anlam kazanacaktır. Biz o ilişki dinamiğini çözemiyoruz. Ama Suriye'nin açıklamasına bakarsan da, Suriye Hanım'ın açıklamasına bakarsan da hayvan pazarlığına gitmişler diğerleri gibi. Çünkü diğerlerinde de hayvanlar olan herkes de hayvan pazarlığına gidiyor ve evi. Ama öldürmeye başkasını yollamış olabilirler. Zeka şeyi ölçüldü mü acaba? Bir doktor kontrolünden geçti. Normal, normal. O burada böyle. Normal. O zaman bilinçli davranıyor öyle. O Suriyalı'nda çok şeyi biliyor Mehmet Ali'yle beraber gittiği yerleri. Müge Hanım. Diğerlerini de söylesin. Gittiği yerleri de söylesin. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Efendim. Şimdi ben o kadın geliyor. O hani parasını aldığı kadın var ya, bir tane gözlüklü geldi de orası saf gibi duruyor. Evet, Suriye. O safsa madem. Ya Suriye midir artık, Suriye midir bilmem ne. Ben o kadının bile parmağı var bu işin içinde. %90. Çünkü bu kadın bununla beraber gezmiş. Ve insanlarda güven oluşturmuş. Tabii. Yani bilinçli olarak işin içinde olmayabilir. Kadının yanında gezir. Ama güven sağlamak kadın için. Kadın için içinde demiyorum bak bana. Ama kadın biliyor. Biliyor. Bir de yani nereden biliyorsun? Ben işin içinde demiyorum. Şunu da söyleyeyim, hani nasıl akıl ruh sağlığı yerindeymiş gibi. Şimdi şöyle söylerken şöyle söyleyeyim yani. Tabii doktor olarak söylemiyorum bunu. Konu komşu bizi aradı hep. Ya bu normal konuşuyordu. Sizin orada böyle sustu kaldı dediği için evet. Söylüyorum. Yani yoksa yanlış anlaşılmasın. Yani konu komşunun verdiği bilgilere dayanarak normal diyorum ben. Çünkü çok arayan oluyor bize. Diyorlar ki niye orada öyle duruyor, burada böyle değil. Benden o yüzden olan söylüyorum. Olan yaşam akışını yoksa sürdürebiliyor kadın. Yani yoksa tabii ki gidilir başka araştırmalar yapılır. Boynumuz kadan ince. Ben konu komşunun aktardığını sadece söylüyorum.